Natsuo 1'in yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Evet, biliyorsunuz ki işten dönmüştük, terfi almıştık. Şimdi bozulan lavaboyu tamir etti. Etrafı biraz toparlandırıyoruz Raylan'da. Tuvaletini de yapması lazım. Sonra bir şeyler yemeli. Umarım dolapta yiyecek bir şeyler vardır. Çünkü ben şimdi Nazlı ve çocuğuyla alakalı olarak şu şeye yoğunlaşmak istiyorum. Nazlı'nın İşte okul ödevine yardımcı ol gibi bir şeyleri var. Çocuk ödevini yaptı mı? Yaptırmışız ne yazık ki. Şimdi cumartesi pazar yaşayacağız ya, çocuğun okulu yok. En azından şöyle düşünüyorum. Have a child with character value within range to receive a treat diyor. Yani çocuğa bir karakter kazandırmamız gerekiyor. Bu da nasıl mümkün, karakter kazandırma? Bakın şurada zaten bir simoloji var. Simolojide treatler var, milestone'lar var. Çocuğun milestone da bu kadar açık değil. Hoşlanmadığı ve hoşlanmadıkları ve karakter, evet, seçenekleri var burada işte. Duygusal var, işte saygınlık var, işte iletişim var, empati var. Bir şeyleri sevip sevme gibi, değer verip verme gibi şeyler var. Mesela bunlardan manners neymiş bakalım, bu mesela ne yapacağım? İşte sitting table, clean up the dishes diyor. İşte yani mutfak işlerine yardımcı olacakmışız. Mesela burada responsibility ne diyormuş? Take out çöpleri at diyor, dişleri fırçala, temizlik yap, oyuncakları kutuya topla gibi bir şeylerden bahsediyor. Mesela ne diyeceğiz şimdi? Anneyi seçtim. Çocuğa bir şeyler diyelim mesela. Şimdi bakıyoruz, bu menüde yok. Burada mesela parenting diyorum ve help with needs mesela ne demek? İşte mesela burada olabilir mi? Hani clean self off derken bakalım ne demek istiyor burada? Çok merak ediyorum. Burada da onu clean olarak neyi kastediyor? Yani ne, responsibility mi yükselecek? Üzerinde bir artı oluyor mu? Çıkmadı hiçbir şey. Demek ki doğru yolda değilmişiz. Buradan tekrardan seçiyorum. Butbet diyor, hala da şey diyor, influence diyor mesela. Aa, bak, yeme konusunda mesela yeme. Bu manners ile alakalı. Mesela clean up toys diyor. Etrafta şey yok. Force diyor mesela. Pratik speech mirror diyor. Desek mi acaba bunu, zorlamak bu force'da herhalde. Karnı aç mı çocuğun? Eat de, eat desek bakalım. Aslında şöyle böyle biraz. Hani bakacağım şimdi nasıl gerçekleşecek eylem. Bakıyorum. Hala daha düşmedi. Şurada duruyor, değil mi? Force to eat. Zorla yedir gibi bir şey olacak bu ona. Halbuki diğerini seçseydik daha iyiydi. Çok uzun sürecek mi? Ha yok. Şimdi aşağıya aldı. Şu ne demek? Listen to funny story. Çocuğun anlattığı story'yi herhalde dinledi. Biraz daha bekliyorum. Olmadı, o şeyi kaldıracağım alttan. Şu funny'yi kaldırıyorum. Bakayım bir değişiklik olacak mı? Çok merak ediyorum. Bak, Ryland'a dokunamıyoruz. He. Yemek, tamam, yemek olayını ona söyledi ve çocuk da kabul etti. Tamam dedi. Gidiyor şimdi yemek yemeye ama bizimkinin, ooo, burası acilen temizlenmesi lazım. Temizlendikten sonra sen de tuvaletini yap. Çocuk yemek, bakayım sen ne yaptın Raylan? Sana ne dedik biz? Sen hayırdır kendi kendine? Kendi geliştirmen gerekmiyor mu? Basically tabii ki. Aha, burası da bozuk. Ya bunu tamir ediyoruz. Sonra burada pratik debate nerede? Burada onu yapıyoruz. Lütfen bizi yarı yolda bırakma. Sen şimdi ne alemdesin? Senin bence saat 12 oldu. Artık uyku vaktin. Şöyle bir uyuyabiliriz. Bir de bakalım şu ne oldu sana ilk dedik maner. Biraz arttı. Biz responsibility'den gidelim. İşte bu dişini fırçalama, oyuncakları toplama vesaire vesaire. Aslında bu da çok iyi artmış. Bunlar nasıl olmuş? İşte can, işte teach to say sorry.
Her fix better letter. Tamam, bunu da yaptığımız için thank you falan dedirttik ya. İşte onunla alakalı. Ne yaptın? Bir şey yapmamışsın. Sen ne yaptın? Sen de bak, burası da pislenmiş. Ev pisleniyor kızım. Biraz evi derli topla. Ya bakalım, burada da bir şeyler var. Buradan parça şey yapalım, ayıralım. Sonra onu çöpe atalım. Sonra buraları şey yapalım. Bak, throw away diyoruz. Burada, şurada mobleyeceğin yer. Sonra sen uyumalısın. Çünkü çok geç oldu. Sleep diyorum sana. Sen artış yaptın mı? 5 bölü 5 oldun mu? Yapmışsın, çok iyi. Demek ki sınırdaymış. Gel sen de uyu. Böyle hemen de şeye başladık ama hani yayına başlar başlamaz hemen uykuya gönderiyoruz ama olsun artık. Evet, Kıvanç uyandı nihayet. Yani saat de 7:30 oldu. Kıvanç, neye ihtiyacın var? Tuvalete ihtiyacın var. Ondan sonra evet, bak sen hijyen olarak duş da alabilirsin artık. Aferin sana. Biz diş fırçalama yapalım. Şöyle seninle bakalım, o biraz etkileyecek mi bizi? Çok merak ediyorum bu responsibility olarak. Bakayım. Merak ediyorum şimdi. Diş fırçalı deyince o üzerinde artı responsibility olur ama o genelde anne ve baba ile iletişim kurduğunda oluyor yani. Şimdi olmazsa büyük bir hüsran. Bakıyorum. Yani lütfen olsun diye de böyle bakıyorum. Aa bak, artı. Artı responsibility. O zaman ben buna devamlı şey yapabilirim. Diş fırçalı. Bu boş anımız. Diş fırçalı yani yavrum. Bak, responsibility arttı. Hop, bir daha arttı. Çok güzel. Sen niye buraya geldin? Bir dakika. Sen de mi banyonu yapacaksın? Hadi yap bakalım. Ha, sen ona gireceksin. Tamam. Orada devam et. Sen de gel bakalım. Şöyle bence buraya oturabilirsin. Anne de gelsin. Bence sana güzel bir Sir Breakfast'tan seçelim. Ne yapsın? Yoğurt ve meyveli parfe yapabilir. Seçtim. Ama gelecek de yapacak. Sen bir bari köpüklü banyo yapaydın. Kafana göre hani hareket ediyorsun madem. Aferin. En azından duş aldın. Yani şey, küvete girdin. İyi oldu. Şimdi gel bakalım, böyle bu çocuğun yanına otur. Biraz sohbet et. Sohbetli. İyi de bir tek kendin yiyorsun. Çünkü garibanlara da vereydin yemek. Çocuğum sen şimdi, aa, iyi, oradan aldın, harika. O zaman bunu dolaba atıyorum. Sen çok güzel. Bunu da alıp yıka. Bunu da alıp yıka. Tüh, onu yıkamıyor. Ha, onu oradan aldı. Ha, harika bunlar. Çok çalışkanlar. Tamam, şimdi biraz çocuğunla sohbet et. Mesela ona story anlat. Sen ne yap? Sen de şey oku işte. Bir yandan. Bu ebeveynlik kitabını oku. Çünkü biz çocuğa şimdi baba olarak mı şey desek acaba? Desin. I put to bed diyor. Babasının o kadar şey yok demek ki üzerinde. Hakimiyeti. Çok ilginç. Nazlı, sen şimdi level kaç yapıyorsun bunu? 7 olacaksın. 7. Yemek kategorimiz nerede? O da 6. Bunlar 10 olacak. Sonra biz... Aa, biz sana meslek alalım. Entertainment mesleği almamız lazım. Yo, entertainment mesleği almıyorduk biz. Kritikal mi alıyorduk? Şey oluyor, bak confidence arttı çocuğun. O hangisi oluyor? İletişim olarak. Bu herhalde. Yani bakayım, confidence diye yazdığı bir şey yok. Bak, habire artıyor. Manners'te var mı? Yok. O da bir yerde artıyor demek ki. Ama responsibility'den ilerlese de keydi yani. Taking out trash. Çöplüğümüz var mı bir yerlerde? Şuralar bir yerde çöp kovası olsa da aslında çocuğa çöp attırırdık. Valla. O da yok. O zaman şuraları toplama var mı? Clean up diyelim bakalım, ne yapacak? Bence babanın iletişimi dolmuştur yavrum. Sen zaten bakayım tavan yaptın. O da tavan olmuş. O zaman baba da bir şu süremi yavaşlattın da babanın da yetenek yapması lazım. Karizma yeteneği. Baba tekrardan şöyle gitsin. Pratik speech dersek. O da
artmış olur ve sonra şu ödevi yaparız. Çocuğun ödevi yok mu? Komplit oldu ya. Bilseydim anneye yardımcı ol derdim. Temizledin, tamam. Çocuk oyuncakları dağıt bakayım. Sen bunu bir open de. Bak ben şu çocuk şeyleri böyle böyle koyarım. Asıl yaramaz olan ben. Evi dağıtan ben. Şimdi buna tıkladığımda clean up toys diyorum. Aa ne kadar iş güzelim bak. Bak hop responsibility arttı görüyor musun? Hop hadi bakayım hepsini topla. Hepsinde böyle birer birer mi atacak? Çok güzel artıyor. İyi. Bu iyi bir şey. Valla. Yani olayı çözdük gibi bir şey. Çocuk doldurur biz boşaltırız. Ama bu sefer de çocuğa da pek fazla yetenek kazandırmamış olacağız da bu kadar kasmaya da gerek yok. Yani daha çocuğumuzun büyümesini yani neredeyse dolu dolu 2 hafta var. Bu kimin? Bu kimin? Anne ile babanın. Bunlar birlikte aynı gün doğum günü kutlayacaklar. Burada da gördüğünüz gibi Kıvanç'ın doğum günü var. Ya daha bayağı bir yolumuz var. Yani ben bu yolu hep birlikte oynamaya kalkarsak kaç bölüm daha böyle keyfe keder oynamış oluruz. Ben biraz arka planda yaparım bunları ya. Şunu en azından tırmandırırım. Ne yapalım? Şimdi mental yeteneğini geliştirmemiz lazım senin. Tablette mental yetenek artık tablet kullanamıyor muyuz? Burada ne yapabiliriz mesela? Make holiday craft derken flowers yap. Kim çiçek nasıl yapıyorsun? Amcalara göster yavrum. Sen ne yapıyorsun orada? Böyle bir çılgınca bağırır çağırır. Hadi ha gayret sıksan 2 olacak o da. Bak tepende bekliyorum. Oldu. Çok güzel oldu. Hadi biraz devam et. Sen nasıl gidiyorsun yetenek konusunda? İhtiyaçlar artıyor. Sen ne yaptın? Böyle responsibility falan yok değil mi? Ama good reputation olarak gidiyorsun. Yani iyi bir bireysin. Çocuğumuz sen bakayım çiçek olarak haberi hep resim yapıyorsun zaten. Bu mental artmıyor değil mi mental? Mental için ne lazımmış? Oo bayağı bir şey lazım ya. Potion, iksir tablosu, computer interaction ve sosyalleşmekle alakalı şey diyor. Biz bir chess bile almamışız yani satranç. Satrançımız yok mu? Bunu satamıyor musun? Yani inventörüne koy bakayım. Deneyeceğim şimdi. Şöyle. İşte satıyor ya yavrum 2 dolara. Ay şey 2 dolar 2'si milyona sat gitsin. Bu yaşta ticareti öğren. Sen resim yapabiliyor musun? Yok yapamıyorsun. Sana ben bir satranç bir yerlere alayım ama değil mi yani? Hadi bakın biraz evimiz için alışveriş yapalım. Bir şuraya bir ortaya güzel beyaz bir satranç koyabilirim gibime geliyor. Şöyle bu kapıyı ortalayacak şekilde. Aa burada bir şeyler var. Bende ne var? Yok sen satıldı artık. Bebek beşikte satasın. Bu çalışma masası nereden çıkmış? Teacher desk. Aa babadan. Babanın ürünleri onlar. Tamam dursun o zaman. Ne alacaktık biz? Satranç alacaktık. O zaman şuraya güzel beyaz bir satranç istiyorum. Mesela şu. Bence bu burada güzel oldu. Aa bence yakıştı. Tabii daha büyüğü, daha güzel, daha zengin durabilirdi ama hiç gerek yok. Şu koltuklardan koyabiliyorsam eğer şöyle güzel beyaz bir şey koymak isterim. Şöyle biraz relax gösterecek onu. Mesela olmuyor gördüğünüz gibi. Bakayım bu da olmuyor değil mi? Sandalye formu. O zaman sandalye koyacağız gibi mi? Öyle demek ki sandalyelere gelelim. Şöyle bize koltuklu o zaman böyle koltuk gibi sandalye lazım. İşte şu mesela. Full beyaz. Şu. Şunu bir koyayım da üzerinde bir deneyeyim değil mi renk şeyini? Şu çünkü daha uydu ona. Evet böyle olsun. Hop tamam güzel oldu. Zaten şöyle şeyin altına da denk geliyor ama ışığı pek ortalayamamışız gibi sanki. Ama ışıklar da kendi arasında şeyli. Ortalı. Neyse. Bir şey yok. Aslında ben size bir de bir spor aleti koymak istiyorum. Böyle bir kilo yapar gibi oldu sanki bizim Ryland. Bir göbeklendi. Değil mi? Sen de şurada bir
böyle dışarıda duran böyle bir şeye karşı, denize karşı bir koşun yani. Nerede bu koşu bantları? Ha, şu basitinden, mavilisinden, çünkü zaten mavi jenerasyondayız. Bence bu gayet iyi oldu burada. Ya da biraz daha böyle ön tarafta durabilir. Evet, bakalım, hadi bakalım. Rylant'ı şimdi, gerçi o da yeteneğini epey bir geliştirmiş. Çok iyi. Şimdi yavrum, Lawrence Berry bir şey mesaj attı. Sen şimdi burada play with desem anne deyip sen gel bakın, sadece tek oyna. Biraz tek oyunu. Aa, mental iyi, hemen başladık mental şey yapmaya. Güzel, level 2 olduk. Bir şey daha gelişti. Confidence'i gelişiyor. İyi oldu bunu aldınız da. Hangisini etkiliyor? Rupti, Confidence yani burada var mı? Play'dir, bilmem neydi, oydu buydu. Yok. Bunlarla da alakalı değil. Yani birinden birisi etkileniyor ama hangisi çözemedim. O demek ki başka bir şeyle alakalı. Onun da aynı zamanda böyle bir şeyini yapmış oluyoruz. Baksanıza. O bile arşiv level 3 diyor mental skill'de. Arşiv level'ına ulaş diyor yani. Bu demek ki 3. Bak birazdan olacak mı acaba? Merak ediyorum. Onun üstü yok mu? Çıkmayacak mı 4'e? Çıkıyormuş. Ağacının motor yeteneği istiyor ama. Ride a bike diyor. Bisiklete bin dedi. Çocuğa biz bisiklet koymamış mıyız hiçbir yere? Acaba buraya koysak sır burada mı? Aha, bir dakika, faturalar. Faturalar gelmiş. Fatura gelmiş mi? Yetmeyil diyelim. Birisi burayı karıştırıyor. Hoş toşt. O şu yok mu şu? Kovma yok mu ya? Aa. Kim o? Bunu kovalama yok mu? Just go away var işte. Aa. Heh. Ne yapıyorduk biz? Ya bunu kaldır at. Aa, çocuğa diyeceğiz. Fırsat geldi bize. Elimize. Throw away diyorum. Hadi bakayım çocuğum. Şimdi ben bize bir responsibility kaz. Kaz değil, kas. Evet, arttı. Çok güzel ama çocuk da iyice tuvalete gelmiş. Zaten o annesi var orada. Şimdi girmem der. Gel bakalım annecik, sen de böyle şey yap. Sen burada bence bize bir duş al. Senin duş almaya ihtiyacın var. Akşam yemeğimiz bence dolapta bir sürü yemek vardır. Leftovers diyelim. Bakayım sen. Sen de aynı şekilde gel bir şeyler al buradan. Çocuk da. Çocuk da yani. Nerede? Get leftover, tamam. Herkes yemek yemeli. Hadi bakayım. Babayı ama bak es geçti, görüyor musun? Çünkü anne gelip aldığı için baba da o zaman bir tuvalet yapsın. Sonra gelip alsın. Şimdi annemiz mükemmel durumda. Bence anne kitap okumaya devam edebilir kendi geliştirme konusunda. Ryland yemek yiyecek. Ondan sonra enerjisi düşük. Uyutalım. Ona çünkü pazar gününe giriyoruz ya, bakın girdik zaten. Şey yapması lazım. Sen söyle. Ödevini yapması lazım. Günlük ödevini yapacak pazar günü. Senin her şeyin okey okul için. Uykuya ihtiyacım var. Seni de yatıracağım şimdi böyle sleep diyeceğiz. Sonra anne de orada okuyor. Sonracığıma efendim repetition kasacağız çocuk için. Yapacak bir şey yok. Yani responsibility'sini arttıracağız. Böylelikle annenin şeyi gerçekleşmiş olacak. Karakter olayı. Bunu bir bölüm yapacak. Ve sadece okul ödevi için çocuğa 4 saat yardımcı olması kalacak. O zaman şöyle yapalım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bir sonraki bölümde bunu yaparız. Bunu yaparız ve aspiration tamamlarız. Zaten bakın kitabı okumakla da artık parent yani ebeveynlik yeteneği artmıyor. Yoksa onda da tavan mı oldu bu? Nerede ebeveynlik yeteneği? Yok. Ona kadar gidilmesi lazım değil mi? Tabii ona kadar gidilmesi lazım ama artık kitap okumakla da olmuyor bu iş. Çocuğun üzerine düşmesi gerekiyor. Öyle ebeveynlik yapacağız. Onları ben artık arka planda arkadaşlar. Çünkü önümüzde bakın 2 hafta var doğum günlerine.
Bu şekilde biraz arka planda hız kazandırmayı düşünüyorum. En azından yetenekler konusunda. Yeteneklerden sonra bir aldatma, bir küçük bir macera yaşayacağız. Şöyle şehre gideriz falan. Zaten flörtöz. Bak burada birini de düşünmüş. Chadwick Levis demiş. Levis'i arayalım mesela. Nerede o Levis? İşte şurada. Onunla bir chatleşelim şimdiden. Uyuyormuş. Evet, gecenin bir vakti niye aramışsak yani bir sonraki bölümde ona da bir chatleşiriz. Bir aldatma yaşayacağız ama sonra hep yine eşimize sadık olarak devam edeceğiz ve o hayatımızın utancı olacak o aldatma olayı. Onu yaparız gelecek bölümde. Aspiration görevini tamamlamaya çalışırız ikisini de. Çünkü ben responsibility'yi kasacağım bu çocukta. Ondan sonra ve meslek alırız. Meslek alırız. Meslek de 10 level olacak sanırım. Bakarız ona. Ve sonra ne yaparız? 11. neslimize geçeriz. Evet, bu bölümde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni destekler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.